Hurşit ile Mah-ı Mihri hikayesi. Hurşit padişahın oğludur. Evlilik çağına geldiğinde kendisine denk bir kız bulunamayacağını düşünür. Hurşit kibirlidir bu konuda. Mah-ı Mihri ise Uçmahan şehrinin beyinin kızıdır. Bey kızına layık erkek olmadığını düşünmektedir. Hurşit rüyasında Murat Tepesi'ndedir. Orada kırklarla karşılaşır. Kırklar ona Mah-ı Mihri'nin suratını gösterir ve bağ değiştirir. Hurşit bayılır. Kırklar Hurşit'e bu rüyadan kimseye söz etmemesini tembihleyerek kaybolurlar. Hurşit derdini kimse yaşamaz. Öte yandan Mah-ı Mihri'nin aşkından divane olur. Hıde kenarındaki sarayında turnalara sevgilisinin yerini sorar. Aylar geçer, Hurşit dertlidir. Şehrin içinde 7 sarhoş padişaha gelip Hurşit'in derdine çare bulabileceklerini söylerler. Meclis kurulur, sazını eline alan Hurşit içini döker. Anlattıklarını dinleyenler onun aya aşık olduğunu sanırlar. Kırkların vaat ettiği süre dolunca Hurşit gösterilen yere gider. Geylani yaylasında kurulu çadırları görür. Av yakalamak için Şahin'ini salar. Obanın erkekleri Karahan ile savaşmaya gider. Obada sadece kadınlar vardır. Şahin'i arayan Hurşit, Mah-ı Mihri'yi görür. Düşer bayılır. Hoca çağrılır, çadır kurulur. Mah-ı Mihri Hurşit'e sarılır ve baygın olan ayılır. Sazını eline alıp derdini söyler. Sevdalılar sözleşip ayrılırlar. Padişah kızın evine dönür gider. Kızın kardeşleri 40 gün süre isterler. 30 gün sonra 7 kardeş Mah-ı Mihri'yi alarak uzaklara gider. Bunu haber alan Hurşit deliye döner. O da gurbete çıkar. Bir çeşme başında ocak taşının altında sevdasının mektubunu bulur. Mektupta sevgilisinin yüzbaşı han ile evlendirileceğini öğrenir. Yola düşen Hurşit Uçmahan şehrinde yaşlı bir kadına misafir olur. Yaşlı kadın Hurşit'i has bahçeye götürür. Hurşit burada beyin kızı Bozkulay'ı görür, derdini anlatır. Burada bulunan Hasret Hatun Hurşit'e yardım eder. Karahan'ın 3 oğlundan Hurşit'e yardım etmelerini ister. Karahan, Hurşit'i hazinedarının yanına yardımcı olarak yerleştirir. Karahan'ın huzurunda derdini anlatır, kahvede meclis kurulur. Hurşit sazı elinde söylemeye devam eder. Kadehçi başı şerbetlere rakı katar ve herkes sarhoş olur. Hasret Hatun Mah-ı Mihri'yi Hurşit'in yanına getirir. Sevdalılar kaçarlar. Yolda düşmanlarını alt ederler ama kırk haramilere yakalanmaktan kurtulamazlar. Bir Arap Hurşit'i öldürmekle görevlendirilir. Arap Hurşit'in babasının adamıdır. Arap Hurşit'e yardım eder. İkisi birlikte kırk haramileri öldürürler. Yurtlarına dönüp Mah-ı Mihri ile Hurşit evlenirler.